İstanbul seçimlerini geride bıraktık. Nihayet geride bıraktık. Çok uzun tartışmalarla gittiğimiz bir seçimdi. Aslında 31 Mart seçimlerinden sonra maalesef seçim süreci bir türlü tamamlanamamıştı. YSK marifetiyle, çeşitli seçim şaibeleriyle hep anılacak bir 31 Mart seçimi oldu. Bunun da en büyük mağduru kuşkusuz Halkların Demokratik Partisi'ydi. Türkiye'nin birçok yerinde kazandığımız belediye başkanlıklarının, kazandığımız belediye meclis üyeliklerinin yok sayılması, seçimlere fazlasıyla şaibenin karıştığı bir süreçten sonra 23 Haziran'a giderken aslında 23 Haziran seçimlerini bir demokrasi referandumu olarak ele aldığımızı dile getirdik. Mevcut haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik gibi meseleleri çokça tartıştık. Ama görüyoruz ki 23 Haziran seçimlerinde demokratik bir zemin sağlanabildi. Ben buradan bu seçimlere katılan 16 milyon tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum. Ben buradan Halkların Demokratik Partisi il ilçe teşkilatlarımıza ve HDP seçmenine teşekkür ediyorum. Ben buradan Kürt halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, önemli bir tavrı, önemli bir inisiyatifi bir kez daha kullanmıştır. Ve seçim sonuçları henüz kesin olmamakla beraber çok ciddi bir fark var. O farka da bakarak seçimin kazananı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'nu da buradan kutluyorum. Demokratik bir ortamda gerçekleşti ve önemli bir fark da ortaya çıkmış durumda. Umuyorum halkımızın, halklarımızın, emekçilerin, kadınların sandığa yansıtmış olduğu bir irade önümüzdeki dönem kentin yönetimine de demokratik bir anlayışı katkı olarak sunacaktır. Evet, Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye'nin yerel demokrasiye ihtiyacı var. Yerellerde demokrasi anlayışının, halkın katılımının güçlendirilmesi, halkla, emekçilerle, kadınlarla birlikte bir kent yönetiminin hayata geçmesi en büyük arzumuz. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönem bizim belediyelerimizde olduğu gibi Türkiye'nin birçok yerinde bu anlayış hayata geçer. Evet, Türkiye siyaseti açısından da önemli bir eşiği geride bıraktık. Artık önümüze bakma zamanıdır. Artık 24 Haziran'a ve sonrasına bakma zamanıdır. Bugüne kadar gelen dayatmacı siyaseti, kutuplaştırıcı siyaseti, bugüne kadar gelen çatışmalı dilin hakim olduğu bir siyaseti aslında hep karşı çıkarak reddettik. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey uzlaşmacı, müzakereci bir anlayış olduğunu söyledik. Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyin demokrasi ittifakı olduğunu defaatle vurguladık. Evet, Türkiye'nin acilen demokrasi kulvarına, barış kulvarına dönme ihtiyacı vardır. Şimdi tüm siyasetin üzerine düşen sorumluluk budur. İstanbul seçimlerinden çıkardığımız belki de en önemli sonuç bu olmalıdır. Halkların Demokratik Partisi olarak İstanbul seçimlerine giderken de daha öncesinde de Türkiye'ye demokrasi ittifakını önerdik. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu bu kutuplaşmış siyasetin, bu gergin siyasetin, bu nefret söylemiyle bezenmiş siyasetin aşılmaya ihtiyacı vardır. Türkiye olağanüstü halden, olağanüstü hal anlayışından bir türlü çıkamamaktadır. Türkiye'nin olağanlaşması gerekiyor. Türkiye'nin olağanlaşması için de hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu taşımak zorundayız. Başta da parlamento taşımak zorundadır. Evet, bakın seçimlere 3 gün kala önemli tartışmalar yaşandı Türkiye'de. Sayın Öcalan'ın mektubu üzerinden önemli tartışmaların yaşandığı bir süreci birlikte izledik. Ve o mektubu baştan sona ve daha önceki açıklamalarıyla birlikte okuduğumuzda aslında Türkiye'nin çok önemli bir sorununa parmak basıyordu bir kez daha. Tıpkı 2013'te olduğu gibi işaret ediyordu. Neydi bu? Demokratik anayasa. Demokratik anayasa konusunda bir uzlaşmanın gerekliliği. Evet, Türkiye anayasasını artık yapmalıdır. Bir demokratik anayasayı var etmelidir. O yüzden de tam da bu akşamdan ben parlamentoya sesleniyorum. Anayasamızı yapalım. Gelin bütün partiler hiçbir farklılığı ayrımcı bir anlayışla ele almadan bir anayasa yapma sürecini başlatalım. Geride bıraktığımız bu kutuplaşmış siyasetin yaratmış olduğu yıkımdan ülkeyi kurtarma zamanıdır. Toplumsal barış fazlasıyla tahrip edilmiştir. Türkiye toplumsal barışını bir an önce var etmelidir, inşa etmelidir. Tabii ki sadece parlamentoya sıkışmış bir çağrıyla sınırlı tutmuyoruz bunu. Tüm topluma çağrı yapıyoruz. Evet, demokratik anayasa konusunda uzlaşmak, bir araya gelmek,
Türkiye'nin demokrasi hattını örmek açısından çağrımızı yineliyoruz. Buna üçüncü yol diyoruz biz. Üçüncü yolda buluşma ihtiyacımız var. Türkiye çok uzun süre kamplaştı. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı isimleriyle kamplaştı. Bu kamplaşma Türkiye'de ciddi bir gergin siyaset ortamı yarattı ve bunun çok büyük mağduriyetleri tüm halklarımız için söz konusu oldu. Emekçiler için söz konusu oldu, kadınlar için söz konusu oldu. O yüzden Türkiye'nin üçüncü yola ihtiyacı vardır. Evet, iddiamız budur. Bu iddiayla hareket ediyoruz. Toplumsal barışın inşası, demokratik anayasanın yapılması. Evet, Türkiye ne zaman seçime gideceğini bugünden konuşmak mümkün değil. Türkiye belki 4 yıl sonra seçime gider ya da daha önce de gidebilir. Ama nasıl seçime gideceğimiz önemlidir. Biz eğer bir daha seçime gideceksek demokratik siyasetin hakim olduğu, demokratik siyasetin kendini var ettiği bir ortamda gitmek istiyoruz. O yüzden de 3. yolda demokratik siyasetin tıkanmışlıklarını aşabilecek çağrıları buradan bütün kesimlere, tüm toplumsal kesimlere bu seçim akşamında bu vesileyle bir kez daha yapmak istiyoruz. Evet, İstanbul seçim sonuçları bizatihi bunu da açığa çıkarmıştır. İstanbul seçim sonuçlarının belirleyeni Halkların Demokratik Partisi'nin bu yaklaşımı olmuştur. Herhangi bir kutuplaşmış siyasete kendisini payanda etmeden, tarafsız siyasetini koruyarak İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine, barış mücadelesine çevirerek tüm toplumun, tüm halkların aslında ortak umudu olmuştur. Bu umudu söndürmemek lazım. Özgür siyasete olanak sağlamak lazım. Herkesin siyaset yapabileceği, herkesin siyasete katılabileceği zeminleri yaratmak lazım. Eğer demokratik bir anayasa yapma hayalimiz varsa, böyle bir amacımız varsa, o yüzden herkesi siyasete davet etmeliyiz. Bu baskıcı anlayıştan bir an önce kurtulmalıyız. Parlamentoya çağrı yaptık, Cumhurbaşkanı'na da buradan çağrı yapıyoruz. Evet, parlamento üzerindeki vesayetçi anlayışını terk etmeli. Bu ülkede partili cumhurbaşkanlığı anlayışıyla yol kat etmemizin mümkün olmadığını şu geride bıraktığımız bir yılda çok net gördük. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak bu sürecin üzerindeki gölgesini kaldırmalıdır. Parlamento işlevli hale gelmelidir. Yürütme kendi sınırları içinde Türkiye'nin acil sorunlarına çözüm arayacak bir yerden aslında kabinesini de belki gözden geçirerek bu süreçteki rolünü oynamalıdır. Ama Türkiye'nin öncelikli meselesi biraz önce de belirttiğim gibi demokratik iklimi var edebilecek bir anayasal süreçtir ve bugün birçok kesimlerin beklediği toplumsal barışın inşa sürecidir. Toplumsal uzlaşmayı yaratma zamanıdır. Özellikle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını bu denli yitirdiği bir ortamda bugün bir an önce yargı reformu adı altında kamuoyuyla paylaşılan meselenin gündeme alınması ve toplumun beklentilerine yanıt üretilmesi önceliğimizdir. Bu evrensel hukuk anlayışıyla, evrensel hukuk anlayışımızla hayata geçirilmelidir. İnsan haklarından taviz vermez bir anlayışla hayata geçirilmelidir. HDP olarak umudumuzu koruyoruz. Ve bu süreç boyunca HDP üzerinden Türkiye'yi gelen, düşmanlaştıran, HDP'yi düşmanlaştıran, nefes söylemiyle yaklaşan tüm anlayışlara karşı HDP'liler, halkımız, emekçiler, kadınlar önemli bir mücadeleyi sahneye koymuşlardır. Ve bu akşam itibariyle bir kez daha çok net söyleyebiliriz ki demokrasi kazanmıştır, barış kazanmıştır, umut kazanmıştır. Ben bu seçim sonuçlarının tüm halklarımız için hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da da keza bu anlamıyla önemli gelişmelere vesile olacağına inanıyorum. Yeter ki ortak sorunlarımıza, ortak çözümler üretme irademizi asla yitirmeyelim. Ortak iyiyi var etmek için yan yana gelebilelim, konuşabilelim ve hepimiz için iyi olanı birlikte üretelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı yanıtlayayım. Siz açıklamanızda bir daha Türkiye ne zaman seçime gidecek? 4 yıl sonra da daha erken diye dediniz. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması var. Ülkede yapılacak en büyük kötülükler arasında bir erken seçim konusunu açmak var diyor. Sizce 23 Haziran seçim sonuçları, bu sonuçlar bir erken seçim tartışmasını gündeme getirebilir mi? Birinci sorun bu. İkincisi ise Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulundunuz. Kabineyi gözden geçirin diye bu kabinede özel olarak bir isim
Süleyman Soylu'nun değişmesi bir talebiniz mi mesela? Erken seçimi gündeme getirmedim. Erken seçim olabilirdi, olmayabilirdi. Ama nasıl seçime gideceğimiz önemlidir. Demokratik bir anayasayı var ederek, toplumsal barışı var ederek bir seçime gitmeyi arzularız biz. Bunu da ne kadar çabuk yaparsak tabii ki Türkiye açısından, Türkiye halkları açısından o kadar önemlidir. Kabine meselesine gelince, kabinenin revizyonu, bu beklenti herkeste vardır. Çünkü Türkiye bir yönetim krizi yaşamaktadır. Bir yönetememe haliyle karşı karşıyadır. Özellikle işaret edeceğim şu bakan bu bakan değil ama topyekün kabinenin Türkiye'nin gerçeklerine uygun ve bu önümüzdeki süreçte özellikle oynayacakları rol açısından buna uygun liyakatı esas alan bir kabineye ihtiyaç olduğu bir gerçekliktir. Tarafsız siyaseti dediniz. Öcalan'ın mektubuyla birlikte de en çok tartışılan ifade tarafsızlıktı 23 Haziran seçimleriyle ilgili. Kürt seçmenin iradesi konusunda çok fazla spekülasyon yapıldı. Bu akşamki fark itibariyle sizce Kürt seçmen nasıl bir mesaj verdi? Bu spekülasyonlara nasıl bir yanıt verdi? Bir de ikinci olarak şunu sormak isterim. HDP'nin anayasa çağrısını ifade ettiniz. Ancak yine burada bir takım pazarlıklar olduğu iddiası vardı arka planda hükümet nezdinde. Bu tarz pazarlıklar var mı? Hatta Demirtaş'ın serbest bırakılması karşılığında bir pazarlık yapıldığı iddiası da var. Bu pazarlık iddialarını nasıl yanıt verirsiniz? Hiçbir pazarlığın içinde bugüne kadar olmadık. Sayın Öcalan'ın çağrısını, mektubunu en iyi anlayan Kürt halkıdır. HDP'lilerdir. Mektuba ve daha önceki açıklamalara bütünlüklü olarak baktığınızda aslında bugün ortaya çıkan tablonun bu anlayışla ne kadar barışık olduğunu, ne kadar içselleştirilmiş olduğunu çok iyi görmeniz mümkün. Orada özellikle vurgu yapılan en önemli mesele demokratik anayasa ve bu konudaki uzlaşma meselesiydi. Evet, Türkiye'nin en önemli ihtiyacı budur. Sayın Öcalan'ın açıklamalarını seçim sandıklarına sıkıştırmak, seçim hesaplarına sıkıştırmak zaten Sayın Öcalan'ı anlamamak anlamına gelir. Sayın Öcalan seçim meselelerinin çok ötesinde Türkiye demokrasisi ve Türkiye barışı için tüm Türkiye halklarına, tüm Orta Doğu halklarına her zaman olduğu gibi bir çağrı yapıyor. Demokratik anayasa bu açıdan önemli bir çağrıydı. Demokratik anayasa sürecinin önünün açılabilmesi için de HDP seçmeninin, Kürt halkının oynayacağı rol, özellikle bu seçimlerde oynayacağı rol büyük önem taşıyordu. Dolayısıyla sandığa gitmek sadece kazanan tarafı belirlemek değil, Türkiye'nin tıkanmış siyasetinin önünü açmak için büyük önem taşıyordu. 31 Mart'ta yaptığımız gibi 23 Haziran'da da bunu gerçekleştirdik. O zaman bir defa şunu soralım. Sizin belediyeleriniz olduğu gibi İstanbul'a da bir kayyum teşebbüsü olabilir mi İçişleri Bakanlığı kanalıyla? Eğer iktidar bu sert siyaset anlayışını sürdürürse Türkiye hangi yöne doğru ilerler? Bu sorunun yanıtı aslında geride bıraktığımız dönemde saklı. İktidar bu anlayışına ısrar ederse Türkiye'yi büyük bir çöküntüye, hem kurumsal çöküntüye hem toplumsal çöküntüye sürüklemeye devam eder. Türkiye fotoğrafına baktığımızda bugün iç açıcı hiçbir kare görememektesiniz. Dolayısıyla Türkiye artık bu kutuplaştırıcı, kamplaştırıcı, çatışmacı siyasetten bir an önce çıkması gerekiyor. Bence başta iktidar ve iktidar partisi olan AKP bu seçim sonuçlarını çok iyi okumalı ve gereken dersi çıkarmalıdır. Sorum olacaktı. Sayın Ekrem İmamoğlu seçimler öncesinde gerekirse bütün kurslar açılacak demişti. Kürt seçmenleri böyle sıcak mesajlar vermişti. SDP olarak bu konunun takipçisi olacak mısınız? Biz ana dilinde eğitimi savunuyoruz. Bu meselenin kurslarla halledilecek bir mesele olmadığını defalarca dile getirdik. Ana dilinde çok dilli eğitim sistemine Türkiye'nin ihtiyacı vardır. Bu meseleyi bir an önce halletmeliyiz. İşte toplumsal barış dediğimiz ancak böyle kurulabilir. Toplumun bütün kesimlerinin, bütün halklarının kendini ifade edebildiği bir toplum ancak barışını var etmiş olur ki ana dilinde eğitim konusu da bunlardan en önemli ayaklarından biridir bu konunun. Sayın Temel Erdoğan'ın ilk yorumu geldi. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde 2023 hedeflerimiz için yürüyeceğiz diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Arada iyi sözcükler var. Üçüncü yol olarak bahsettiğiniz bu demokrasinin işte
işte yeni bir sayfaya da kanunsal olarak nasıl adlandırılacaksa diğer partilere sunmayı düşünüyor musunuz? Özellikle yerel seçimlerde doğrudan olmasa birlikte hareket ettiğiniz CHP, İYİ Parti, onlardan da destek isteyecek misiniz bu noktada? Yeni anayasa yapılırken çünkü çok konuşulacılığa benziyor yeni bir sayfa açılması açısından. Yeni anayasayı biz yapmayacağız. Yeni anayasayı birlikte yapalım diyoruz. Parlamentodaki bütün partilere sadece üçüncü yol için bu Türkiye'nin üçüncü yolunu açma hedefimiz ortada. Ama bir anayasayı yapmak parlamentoda tabii ki bütün partilere ulaşacağız. Sadece muhalefet partilerine de değil. Dolayısıyla toplumun bütün kesimlerine, toplumsal muhalefetin bütün kesimlerine ulaşacağız. Birlikte bir anayasa yapma iradesini ortaya çıkarmalıyız. Çünkü anayasa ancak böyle yapıldığında toplumun, ülkenin anayasası olur. Çok özür dilerim. Üçüncü yoldan kastınız yeni bir anayasa. SALT yeni bir anayasa. SALT yeni bir anayasa değil. Yeni bir siyaset. Türkiye'yi sürekli kutuplaştıran, kamplaştıran bir siyasetle yol almak mümkün değil. Bu yeni siyasetin tabii ki önüne koyduğu ödevlerinin başında da anayasa geliyor. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar.